Merhabalar, tekrar karşınızdayım. Hızlıca konularımıza geçmek isterim. Ve lütfen ben konularımızı anlatırken sizler de bu videonun emeğinin karşılığı olan beğen tuşuna basar ve en azından teşekkürler yazarsanız çok sevinirim. Elbette ki ilk konumuz İsrail'in Lübnan saldırısı ve bu durumun dünya piyasaları üzerine etkileri olacak. 7 Ekim öncesi ve sonrası, yani Filistin-İsrail Savaşı'nın başladığı o malum günün öncesinde sonrasında sizlere bu konu hakkında birçok video yayınladım. Ve eğer İsrail'e kimse dur diyemezse bu durumu meşrulaştıracaklar. Kimsenin de dur diyebileceğini ben pek düşünmüyorum. Sıradaki hedeflerinin önce Lübnan, daha sonra da İran olacağını anlatmıştım. İsrail son 4 yılda hem Hizbullah'ın hem de İran'ın önemli komutanlarını öldürdü. Tabiri caizse yok etti diyebilirim. Yine hatırlayanlar olacaktır. 3 Ocak 2020 günü buradan yaptığım yayında yani Kasım Süleymani'nin suikaste kurban gittiği yayında şunlardan bahsetmekteydim. Bu suikaste gelecek olan diğer suikastlerin habercisidir diye. Hatta suikasten zannedersem birkaç ay sonra The Economist soluma koyduğum bu kapağı kapakla çıkmıştı aylık yayınına. Bu kapağın da o günlerde detaylarını sizlere anlatırken en önemli noktalardan birinin makalede bulunan en önemli noktalardan bir bölümünün Orta Doğu'da yeni bir dönemin veya yeni bir düzenin başlayacağını bizlere açıklıyorlardı. Aslına bakılırsa bugün yaşadığımız her şey, bugün İsrail, Lübnan, İran, Filistin arasında yaşanılan her şey aa, o günlerden bizim gözümüze soka soka anlatılmıştı. E ben de bu kapaklar ve makaleler üzerinden fikirlerimi sizlere anlatarak bugünleri işaret etmiştim. Yani bugün tüm bu yaşanılanlara bence şaşırmamanız gerekiyor. Emperyal güçler Bugün bu oyunu oynamadan yıllar öncesinden zaten yazıp herkesin gözüne sokarlar. İsrail 2020 yılındaki 3 Ocak 2020 yılındaki Kasım Süleyman'ı suikastinden bugüne kadar çok şey yaptı. Yapmaya da devam ediyorlar ve buna karşılık İran'dan hiçbir tehdit neredeyse görmede veya göremedi. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hindistan, Japonya ve hatta Suudi Arabistan gibi devasa ekonomilere sahip ülkeler doğrudan İsrail'e desteklerini açıklamıyorlar olsa da İsrail'e yaptıklarına asla engel olmadılar olmayacaklar da. Çünkü Siyonizm ve Yahudi hegemonyasının neredeyse 70 yıldır saymış olduğum bu ülkelerde siyasi ayakları her zaman mevcut oldu. E bu siyasi ayaklarını da her dönem güçlendirmeye devam etmekteler. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'da. Dün gece İsrail basın yayın organları flash bir haber geçti. Ve Hizbullah'ın kurucu lideri hatta ruhani lideri Hasan Nasrallah'ı saklandığı yerde öldürdüklerini yazdılar. Ve ardı ayrılığına da yayınlar yaptılar. Hatta bir müddet sonra şu anda solumda görmüş olduğunuz şemayı da yayınlayarak Hizbullah'ın tüm yönetim kadrosunu öldürdüklerini de açıkladılar. Tabi hem İran hem de Lübnan ilk etapta bu konulara bu öldürülü haberlerine yalanlama getirmiş olsa da sabah saatlerinde hatta birazcık öğlene doğru gerçekler ortaya çıktı ve İsrail maalesef ki haklıymış. Yani hem Nasrallah'ı hem de bu görmüş olduğunuz bütün Hizbullah'ın komuta kademesini öldürmüşler. Sinyal cihazlarının patlatılması, telsizlerin patlatılması ve sonra işte bu suikastler. Yani şunu çok rahatlıkla diyebilirim ki Mossad tüm Orta Doğu'yu eline almış durumda. Yani Orta Doğu'nun FBI'ı gibi çalışmaktalar. Ne, nerede, kim hangi saatte nerede bulunmakta, kimin elinde ne var, hangi planlar mevcut hepsini öncesinden biliyorlar. Yani her bölgeye adamlarını sızdırmış durumdalar. Nasrallah'ın nasıl öldürüldüğü hakkında çok çeşitli rivayetler var ama zannedersem en neti yoğun hava saldırılarıyla hatta savaş uçaklarından atılan 50 ton bombayla yok edildiği yönünde. Yani herkes bunu konuşuyor. Doğrusu nedir? Kimse bilemez elbette. Ama o saatlerde bu bölgedeki uçuşlara baktığımız zaman ve bomba atılan bölgeye baktığımız zaman da uçaklar, uçaklar tarafından yapıldığı aslına bakılırsa net olarak gözüküyor. Yani nokta atışı diyebilirim. Tıpkı 31 Temmuz'da İsmail Haneyi'ye yapılan suikast gibi. O da nokta atışıydı. İran'da konakladığı evin odasında nokta atışı şekilde öldürülmüştü. Süleymani Haneyi bugün Nasrallah. Peki yarın sıra kimde? Tüm dünyada artık tek bir soru var. Cevaplanması gereken tek bir soru. Bu durum bir bölgesel savaşa döner mi? İsrail bunu başlatır mı? Aslına bakılırsa bölgesel savaş zaten Hizbullah'ın 7 Ekim'de yapmış olduğu o konser baskınıyla birlikte bence başlamış oldu. Çünkü her gün diyorum, her videoda diyorum o baskın ile birlikte hem İsrail hem Amerika Birleşik Devletleri yani koalisyon güçleri bir meşrutiyet kazandılar. İsrail o gün orada yapılan o saldırıya adım kadar eminim ki göz yumdu. Ve bugünden geriye dönüp baktığımızda, bugünden geriye dönüp incelediğimizde İsrail'in tüm Orta Doğu'yu elinin avucunun içi gibi bildiği bir ortamda Mossad'ın her bölgeyi avucunun içi gibi bildiği bir bölgede bu baskının böyle elini kolunu sallayarak işte planörlerden atlayarak koşa koşa sınırdan girerek oradaki çocukları öldürmeleri falan ya yani İsrail'in buna net olarak göz yumduna kalbını basarım ve o gün bölgesel savaş başladı. E o günden sonra Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere zaten bölgeye savaş gemilerini gönderdiler. O savaş gemileri İsrail Filistin Savaşı için, İsrail Filistin çatışmaları için orada bulunmuyor. Bu kadar aptal değiliz. Koca Akdeniz'i şu anda kapsamış durumdalar adamlar. Ben şundan çok eminim ki Dün Lübnan'da yapılan bu bombalı saldırıyı bomba taşıyan uçaklar bu gemilerden birinden kalkmıştır. Kalıbımı basarım ileride göreceksiniz. Amerika Birleşik Devletleri bu işin neresinde diye soranlar var hala. Görüyorum ya televizyonlarda bunlar konuşuluyor şaşırıyorum. İşte Amerika Birleşik Devletleri kınama yayınlamış bizim haberimiz yoktu demiş vesaire vesaire. Hayır arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri bu işin tam ortasında. Hatta Netanyahu Dün Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi bu saldırının yapıldığı saatlerde. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden koordine yürüttü. Koordinasyon oradan verdi. Hatta Haneye yapılan 31 Temmuz saldırısında da Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Bu kadar tesadüf sizi şaşırtıyor olsa gerek. Peki ama İsrail'in amacı ne? Çok basit bir amacı var. Hiç dallandırıp bulandırmaya gerek yok. Bu savaş büyüyerek devam edecek. Ve göreceksiniz ki Amerika Birleşik Devletleri seçiminden sonra Amerika Birleşik Devletleri bu bölgede daha aktif bir rol üstlenecek. Öncesinde bu rolü çok fazla büyütmek istemiyorlar çünkü seçimleri riske atmak istemiyor demokratlar. Eğer demokratlar seçilirse göreceksiniz ki seçimden sonra bu bölgede daha aktif bir rol oynayacaklar. Artık Orta Doğu'da haritalar net olarak değişiyor. Gözünüzü açın. Ve göreceksiniz 2025 yılı ve sonrasında İsrail Güney Lübnan'ı işgal edecek. Suriye'nin güneyini de işgal edecekler. Öyle bir planları var. Ve oradaki PYD ve PKK'nın Amerikan desteğiyle kurmuş oldukları sözde devlet ile birleşecekler. Plan basit. Oradaki su yollarını Fırat'ı da ele geçirdikten sonra ortaya zaten devasa bir İsrail haritası çıkmış olacak. Ha bunu dediğim gibi yarın mı yaparlar? 2025'te mi yaparlar? Sonra mı yaparlar? Bilinmez. Ama bu hep devam eden bir süreçte. Hep katlana katlana devam eden bir süreçte. Hep İsrail buradan güçlü çıkan bir ülke oldu. Çünkü çevresindeki hiçbir ülke yani Suudi Arabistan bile İran bile Engel olmadı, olamadı, olmak istemedi. Birçok nedeni var elbette. Ama ortada net bir gerçek var ki büyüyerek devam etmekteler. Böylelikle bizim sınırımıza kadar da gelmiş olacaklar ileride. Yani Suriye'nin parçalanması gördüğünüz gibi işte PYD'ye, PKK'ya, Amerika'ya ve sonunda kime yaramış oldu? İsrail'e yaramış oldu. Yarayacaktır da. Ve dediğim gibi bizim sınırlarımıza kadar gelecekler. Ha İsrail Türkiye'ye saldırabilir mi? Kesinlikle böyle bir şey yapabilme ihtimallerini görmüyorum. Çünkü... Haritadan silinebilirler. Bütün bu kendileri adına söylüyorum. Çıkarları bir anda yerde bir olabilir. Çünkü Yunan bir komutan vardı. Şu anda ismi aklıma gelmiyor ama eğer bulursam sol tarafıma koyardım. Oradan sizler de okursunuz. Türklerle savaşmaya yeltenmek yabani arı kovanına çomak sokmaktır der. Kendisi. Böyle bir şeye kalkışacaklarını NATO ülkesine böyle bir şey yapabilme ihtimallerini ben görmüyorum. Ama göreceksiniz bence 2025 yılı sonrasında direkt olarak büyük bir İran savaşına başlayacaklar. Koalisyon güçleriyle birlikte. Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa ile birlikte. Bunlar Rusya'da göz yumacak. Çin'de göz yumacak. Suudi Arabistan'da göz yumacak. Herkes göz yumacak. Göz yummayacak olsalardı Filistin'e de göz yummayabilirlerdi. Lübnan'a da göz yummayabilirlerdi. Suriye'ye de göz yummayabilirlerdi. Ama çıkarlar bir yerde ortak paydada emperyal güçler için buluşursa eğer kimse sesini çıkarmaz. Ve artık bence net olarak şunu biliyorlar ki yani 2020 yılından beridir yani çok geriye gitmeye gerek yok elbette 2013'e, 2010'a, 2007'ye, 2001'e kadar geriye gidebiliriz ama o kadar geriye gitmeye gerek yok. Şunu net olarak biliyorlar ki 2020 yılında Kasım Süleymani suikastından sonra ya düşünün koca İran'ın iki numarasıydı adam. Suikastından sonra, Kasım Süleyman'ın suikastından sonra İran bir karşılık veremedi. Ondan sonra bir sürü şey yaşandı ve artık İran'ın karşılık veremeyeceğini net olarak biliyorlar. İran da sadece semboller üzerinden mesajlar veriyor. Sembolizm içeriyor her şey. Siyah bayrak çektik, yüzük taktık, buraya kırmızı bayrak diktik. Ya ben çocukluğumdan beri hep bunları duyarım İran'dan ama bir adım ileri gittiklerini hiçbir zaman göremedim. Demin dedim ya suikastları sayarken sizlere işte Süleymani, Hameini, Nasrallah derken acaba sıradaki kim diye sordum ya ama cevaplamadım. Sıradaki İran lideri, ruhani lideri Hamenei olabilir. Hamenei olabilir. Zaten İran'da bunun farkında olacak ki Hamenei güvenli bir bölgeye götürmüşler haberi çıktı Reuters tarafından. Velhasıl işin özü şu. Dünyada beklenen Büyük bir savaş. Bizleri büyük bir savaş bekliyor diyorlar. Tarihini tabii ki bilemeyiz. Ama bugüne kadar yaşanılanlar ve bugün de yaşanılanlar gelecekte yaşanılabilecekleri bize net olarak göstermekte. Bence bu durum ilk etapta büyük göçleri tetikleyecektir. Zaten öncesinde yaşanılan göçleri de bugün yaşanılanlardan ayrı tutamayız. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Hepsi geçmişten bugüne bir oyunun parçasıydı, bir filmin senaryosu gibi devam etmekte. Doğudaki, güneydoğudaki mayınlar boşuna kaldırılmadı. Bu konuyu daha çok fazla konuşacağız, belli. Yani dediğim gibi ben 2019-2020 yılından beridir bu bölgede olabilecekleri konuşarak sizlere en azından altın, gümüş, değerli metal ve madenler üzerinden fikirlerimi de sunuyorum. Yasaya da etkilerine bakalım isterseniz. Elbette ki bu durumun, bu gibi durumların, belirsizliklerin, savaşların, salgınların Altına, gümüşe, değerli metal ve madenlere büyük tesiri olduğunu artık hepiniz biliyorsunuz. Yani bu kanalda olan herkes tecrübelidir zannedersem. Yani yeni gelenler var, aramıza yeni katılanlar var. Onlar da bilsinler. Ben bugünlerin geleceğini geçmişten tahmin edebildiğim için, geçmişten hep birlikte gördüğümüz için sizlere yalvardım. Ya bütün videoların başlıklarını da bugünü bir daha bulamazsınız. Bu fiyatları bir daha bulamazsınız. Ya bakın. 8-9 ay öncesinden başlamışım. Bugünleri gördüğüm için. Bakın bu fiyatları bir daha bulamazsınız. Bu fiyatları bir daha göremezsiniz. Kesinlikle gram altın, gram gümüşü sepetinizde bulundurun. Göz önünde bulundurun diye yalvarmışım. Herkesin dikkatini çekebilmek için bir sürü aynı başlıkları kullandım. Bugün artık çok geç olabilir diye. Ve yine yalvarıyorum. Bakın boşta paranız varsa önümüzdeki süreç çok karanlık duruyor. Özellikle bu 2025-2028 yılları aralıkları. Çok karanlık duruyor. Boşta paranız varsa her zaman hiç fiyatına bakmadan Bugün düştü, yarın düşebilir, ertesi gün yükselebilir. Düşüyor, yükseliyor. Hiç bunlara takılmayın. Hiç bunlara bakmayın bile. Kendinize sadece süre verin. Sadece zaman verin ve mümkünse uzun vade koyun. Dediğim gibi 2025, 2028 yılları aralıklarına gram altın ve gram gümüş size muhteşem kazandırabilir. Bugünkü bu fiyatları bence gelecekte o dönemlerde asla bulamayacaksınız. Bunu dile getirdiğimde eleştiri alıyorum ya kardeşim zaten kaç para olmuş? Sen hala gram altından, gram gümüşten bahsediyorsun. Ya, bu eleştirileri 1000 TL'deyken alıyorduk. 1200 TL deken ya 2500 3000 olabilir diyorum. Ya olur mu kardeşim zaten 1200 lira olmuş dediniz. 1500 lira olmuş dediniz. bugün 3000 lira oldu. Gram 15 liraydı. Olmuş 35 lira. 2025 yılı sonrası bu fiyatlar tarih olabilir. Bakın tarihe karışabilir. Bu fiyatlar tarih olur. Başlıkta bunu kullanacağım. Peki ya borsa ve kripto paraya etkileri ne olur? Maalesef borsamız bu gibi durumlardan olumsuz etkileniyor. Hem de bu Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan yolsuzluk konusu var. Hatta bugün New York Post gazetesinin ilk sayfasında vardı bu yolsuzluk konusu. Belediye Başkanı'na müşret vermişiz. Oradaki bazı durumlara göz yumsun konusu. Detaylarına bir sonraki videoda geleceğim. Ama bu durumların, bu yaşanılanların borsamıza olumsuz etkilediği aşikar. Hem bu konular hem de uzun süredir sizlere anlattığım borsadan size bu dönemlerde kazandırmayacaklar. Sıkı para politikaları döneminde borsa size çok fazla kazandırmaz. istenilen bu diye birçok defa anlattığım videoları bulup izleyebilirsiniz. Ama unutmayın ki aklını kullanan herkes bugünlerdeki bu büyük düşüşleri ya herkes borsadan kaçmışken bu hisse senetlerini ve fonları değerlendirir. Bilginiz olsun. Major hisse senetleri ve major fonlar. Anlatıyorum, anlatmaya devam edeceğim. Herkes kaçmışken bugün toplarsanız İnanın bana gelecekte çok 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 mantıklı bir şey yapmış olursunuz. Ama bu günlerde bu yatay seyir bir süre daha devam edecek. Bilginiz olsun. Peki bu savaş ve kriptonun geleceği. Maalesef biliyorsunuz ki bu gibi durumlar kripto para piyasalarına çok fazla yaramıyor. riskli dönemler kripto para gibi riskli para piyasalarından paranın kaçmasını sağlar. Kaçması anlamına gelir. Bir anda çıkışlar çok fazla olabilir. Fakat ya bu haberler çıkmış olsa dahi bilmiyorum hafta sonundan kaynaklı mıdır? Kripto para tarafında çok büyük çıkışlar gözlemlenmedi. Gözlemlemedim ve derin düşüşler de olmadı. Zannedersem bu gibi durumları kripto para fiyatlıyor da olabilir. Yani çok fazla etkilenmiyor da olabilir artık. O geçmişte de kalmış olabilir. Tam bilemiyoruz. Tabii bir de Amerika Birleşik Devletleri tarafından gelen Ağustos ayına dair çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisi geldi. Beklenenden de çok iyi geldi. Hatta 2021 sonrası en iyi seviyeye bile ulaştı. Bu da kripto para piyasasının güçlü kılmanın kalmasını, güçlü kılınmasını sağlamakta. Amerika Birleşik Devletleri'nde gelen bu veriler bir sonraki faiz toplantısına kadar da faizlerin bu ayda bir 25 bas puan indirilebilir mi beklentisi de yanında taşımakta. Olursa kripto para piyasası için gerçekten muhteşem olur. Yani henüz kripto para piyasasında bir sorun görmüyorum. Fakat olur da derin bir düşüş görürsem sizi buradan uyarırım elbette. Karşınıza çıkarım, short video çekerim, anlık canlı yayın açar. Sizlere uyarırım, kripto paracıları uyarırım merak etmeyin. Ama şu an için bir risk henüz gözükmüyor. Fakat pazartesi gününe bir dikkat etmemiz gerekiyor. Pazartesi günü piyasalar açılınca bir göz atmamız gerekiyor tekrar kripto para piyasasına diyebilirim. Hepinizi çok seviyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı, dostlarınızı da önermeyi lütfen unutmayın. bin'e çok yaklaştık. Sizlerle birlikte 300 300.000'e doğru gidiyoruz. Sevgiler, saygılar. Bay bay.